Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde analitik geometri kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımını bitirmiştik ve testleri çözüyorduk. Şimdi bu dersimizde test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 79 ve 80'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda iki doğru verilmiş ve birbirine paralel olduğuna göre diyor. Paralelse eğimleri birbirine eşittir. Bunun eğimi nedir? Eksi a bölü Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Yani eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eşittir. Öbürünün eğimi de eksi şu. Eksi 2 bölü b'ye eşittir. E o zaman bizler a çarpı b isteniyor. Hocam şu eksiler artı yapsın. Sonra içler dışlar yapınca a çarpı b geliyor buradan. Buradan da eksi 2 ile 4'ün çarpımı geliyor. Eksi 8 yapar cevap. Yani birinci soru akçay olur. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları birbirine dik verilmiş. Hemen eğimler çarpımı eksi 1'i kullanalım. Nasıl kullanacağız? Birincinin eğimi eksi A bölü B. Yani x'in kas sayısı bölü y'nin kas Eksi formülden geldi. Kas sayılar oranında 2 bölü A. Çarpı eksi 8 bölü 4 eşittir ne diyeceğiz? Eksi 1 diyeceğiz. Şunlar sadeleşse 2 yapar. Eksi eksi çarpma artı. Yani 4 bölü A eşittir. Eksi 1 yaptı. Buradan da a'yı kaç bulduk? Eksi 4 bulduk. Tamam. a'yı eksi 4 bulduk. Eyvallah. Devam. Sonra verilen değil ki doğrusunu y eksenini kestiği noktanın ordinatından bahsetmiş. Y eksenini kestiği yeri nasıl buluruz? X yerine 0 yazarak. X yerine 0 yazdığımızda bu denklemde ne geliyor? 0 artı 4 y artı 3 b eksi 1 eşittir 0 değil mi? Evet. X yerine 0 yazdığımızda Buradaki y değeri ne yapıyor? Hani 4 y eşittir. Hocam eksi 3 b artı 1 yapar. Hatta y değeri de gelir. Zaten buradan y ekseni kestiği noktanın ordinatı 4 verilmiş. Yerine yazalım o zaman. 16 eşittir eksi 3 b artı 1 yapar. Buradan 15 eşittir eksi 3 b yapar. B'yi de eksi 5 olarak buluruz. Evet b'yi eksi 5 bulduk. D1 ve D2 doğrularının kesim noktalarının koordinatları toplamı isteniliyor. Evet D1 doğrusu. 2x artı a yerine kaç yazacağız? Eksi 4 eksi 4 y artı b yerine eksi 5 yazınca eksi 5 artı 1'den artı 4 mi yaptı burası? Aynen öyle. Eksi 4 yaptı pardon. Eşit 0. Öbürü de ne? 8 x artı 4 y b yerine eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 yazdım da burası da eksi 16 mı geldi? Eşittir 0 geldi. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam burada koordinatlar d1 ve d2 doğrultusunun kesim noktalarının koordinatları toplamı isteniyor. O zaman x'i ve y'yi bulacağım x'i nasıl bulabilirim? Hocam ben burada taraf tarafa toplarsam 10x yapıyor burası. Bak y'ler gidiyor. Eksi 20 eşit 0'dan 10x eşittir 20 yapar ve x'i buradan 2 buluruz. x yerine 2 yazalım herhangi bir denklemde. Mesela şuradaki denklemde 16 artı 4 y eksi 16 eşit 0 mı yaptı. Evet. Buradan 4 y eşit 0 yaptı. E buradan da y'yi kaç bulduk arkadaşım? 0 bulduk. Evet kesişim noktası bu şekilde ortak çözümde bulunuyordu bulduk x virgül y noktası ne yaptı? 2 virgül 0 yani x 2 y 0 oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Bunların kesişim noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Yani 2 artı 0 isteniyor. Cevap böylelikle 2 olacaktır. Evet burada hem böyle dikliği kullandırmış hem y ekseninde de kes, kesmeyi yeri kullandırmış. Hem de ortak çözüm yani neydi? İki doğrunun kesim noktası ortak çözümde bulunuyordu. Hem de ortak çözümü kullandıran bir soru. Bildiğimiz işlemler işlemleri de yaptık ve kendiliğinden cevap çıktı. Evet ikinci soru. E diremit oldu. Geldik 3'e. Bu D1 ve D2 doğruları verilmiş. Kesim noktasının orijinal uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar kesim noktasının orijinal uzaklığı. Şimdi ben burada ne yapacağım? İki doğruda ortak çözüm uygulayacağım. Taraf tarafa toplarsam Y'ler gidiyor. Buradan ne geliyor o zaman? 6X artı değil. Eksi 12 eşit sıfırdan. Buradan ne geliyor o zaman? Hocam 6X eşittir. 12 gelir. Buradan da X'i 2 bulurum. Herhangi bir denklemde x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazdığımız zaman burada 4 eksi 3 y artı 8 eşit sıfırdan. Buradan 12 eşittir 3 y geldi. y de buradan 4 geldi. x virgül y noktası kesişim noktası kaç yapıyor? x 2 y de 3 4 bulundu. Evet 2'ye 4 bulundu. İşte benden orijinal olan uzaklığı isteniyor. Arkadaş 0 0 olan uzaklık isteniyor. Şu iki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı kare 2 eksi 0'ın karesi artı 4 x sıfırın karesi değil midir? Evet. E buradan ne geldi? Kök 20. Yani bu 4x5, 4 çarpı 5 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 5 yapar. Evet. Üçüncü soru denizli çıktı. Geldik 4'e. Analitik düzlemde bu doğru ile bu doğru çakışık olduğuna göre. Hmm. Çakışık. Şimdi arkadaşlar çakışık olması demek ne demek? Bu ax artı by artı c şeklinde yazılmış ya. Bunu da öyle yazalım. Bunu da atalım öbür tarafa. Yani şu şekilde oluyor değil mi? 0 eşittir. 2x eksi y eksi 8 oldu. Ya da hocam bu eşit 0 doğrusu oldu. Öbürü de ax artı 4 y artı b eşit 0 oldu. Arkadaşlar bu doğrular birbiriyle çakışıksa x'lerin katsayılar oranı 2 bölü a eşittir y'lerin katsayılar oranı eksi 1 bölü 4 eşittir c'lerin katsayılar oranı eksi 8 bölü b olmak zorunda. E buradan ne geliyor? İşler dışlar yapınca şu ikisine baktığımızda eksi a eşittir 8'den a'yı eksi 8 buluruz. Şu ikisine bakacak olursak işler dışlar yapacak olursak eksi b eşittir eksi 32 geldiğinden b'yi de 32 buluruz. Şimdi benden a artı b isteniyor. A artı b de 32 artı eksi 8'den o da 24 çıkar. Evet dördüncü soru akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları veriliyor. D1 ve D2 doğrularıyla Y ekseni arasında kalan bölgenin alanından bahsediyor. Şimdi ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz demek ki. Hadi bakalım analitik düzlem çizelim. Bir de eksenler doğrular ve eksen arasında kalan bölgenin alanı isteniyor ya. Grafiği çizeceğiz kesinlikle. Grafiği çizmek de demek ne demek? X yerine 0 yazarsam şurada Y ise 12 mi geliyor? Kolaylıkla çıkıyor. Evet. Burada y yerine 0 yazarsam eğer y yerine 0 yazdığımda da hocam 4x eksi 12 eşit 0 ya. Buradan da x'i kaç buluruz? 3 buluruz. Evet x 3 olacak. Y yes de 12 olacak. Grafiğimiz şöyle bir şey olacak. Tamam. Şimdi öbüründe de arkadaşlar öbüründe de yine eksenleri kestiği yerler belli olacak. X yerine 0 yazdığımız zaman eksi 2'ye artı 8 eşit 0 ya. Buradan eksi 2'ye eksi 8'e y de buradan 4'e eşit oluyor. Şurası 12 de, y'si 4 olacak. Hop şöyle bir şey. Sonra y yerine 0 yazarsam eğer mx x, mx artı 8 eşit 0'dan e, mx eksi 8'e eşit x de eksi 8 bölü m'ye eşit. Hmm. Ya bizim grafiğimiz şöyle de olabilir arkadaşlar. Y ekseninde yaptığı bir grafik. Sağ yatık da olabilir. Şu üçgenin alanından da bahsediyor olabilir. Sola yatık da olabilir. Şu üçgenin alanından da bahsediyor olabilir. Çünkü eksenler ve y eksen arasında kalan bölge diyor ya. Şimdi burada M aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Yani iki değer var büyük ihtimalle. Bir sağa yatıkken bir de sola yatıkken ya da çarpanlara ayırma yaptığımızda bir şey gelebilir böyle. bir ee, Ya da bir sağa yatıkken bir sola yatıkken gelebilecek ama şıklara baktığımızda şu e, M değeri pozitif ya. M değeri pozitifse eğer X değerin kesinlikle negatif olmak zorunda. Yani x değeri negatifse bizim grafiğimiz şöyle bir şey olmak zorunda. Şimdi bize diyor ki şu bölgenin alanını 4 olarak vermiş. Arkadaş bu bölgenin alanında taban belli. Tabana ait yükseklik h diyecek olursam 8 çarpı 12'den 4 çıkartınca 8 buldum. 8 çarpı h bölü 2 eşittir 4'ten h'ı buradan 1 bulurum. H1 ise hop şöyle geldiğim zaman bak bu noktanın hapsisi 1 yapmış oluyor. Buranın hapsisi 1 1, 1 k. Hocam denklemde yerine yazalım. Mavi de yerine yazamam ki ben M'yi bilmiyorum zaten. Ama aynı zamanda 1'e K noktası kırmızı doğrunun üstünde değil mi? Evet. O zaman kırmızı doğrunun üstünde olduğu için 4X artı Y eksi 12 de X yerine gel 1 yaz. Y yerine de K yaz. X yerine 1 Y yerine de K yazalım. K'yı bulalım. Hadi bakalım bulalım. 4 artı K eksi 12 eşit 0'dan, K'yı da buradan 8 olarak buluruz. M değeri isteniyor bizden. E K'yı 8 bulduk ya. K yerine 8 yazdığımızda 1'e 8 noktası yaptı. Şimdi gel. MX eksi 2y artı 8 doğrusunun üstünde olmadı mı bu nokta? Evet. Gel burada yerine yaz. X yerine 1 yaz. Y yerine 8 yaz. O zaman MX'i 16 artı 8 eşit 0 yapar. Buradan M'yi de kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Evet biraz şıklar bizi böyle gösterdi. İşte ama okuldaki sınavınızda çıksa. İşte M negatif bir tam sayı falan lafını ekleyebilirler böyle. Hani olabilirdi de ne var? M pozitif de olabilirdi. Pozitif olsaydı da üçgenimiz böyle olacaktı. Zaten oradaki mantığı da sana söyledim. Aslında güzel bir soru arkadaşlar. Ama olabilir cümlesini iptal etmek için M negatif bir sayı ekleyebilirdik soruya. Haberin olsun. Evet 5 soruyu böyle denizde bulduk. Geldik 6 soruya. ABC noktaları verilmiş. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar orta dikmesi isteniyor. Hemen rastgele soruyu anlayabilmek için rastgele soruyu çizelim şöyle. ABC özel bir durum yoksa 2'ye eksi 1, 3'e 0, B noktası 3'e 0 ve C noktasında 1'e 2 vermiş. Öyle çok özel bir durum yok. Rastgele soruyu anlayabilmek için çizdim. Bu noktalardan oluşturulan ABC üçgeninin BC kenarına ait yani şu kenara ait kenar orta dikmesinin Denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Arkadaş A noktası o zaman benim işime yaramayacak. Çünkü sadece BC'nin kenar orta dikmesinden bahsediyor bize. O zaman BC'nin kenar orta dikmesini şöyle bir çizelim. Bu denklemin bu denklem isteniyor. Bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Kenar orta dikme. Evet. Doğru denklem için. Kendimize iki soru sorduk. Bir eğim İki, nokta. Hocam nokta var mı bu doğrunun üstünde? Yok ama bulunabilir. Tam bu ikisinin orta noktası. 3 artı 1 bölü 2. 2'ye 2, 2 bölü 2'ye daha doğrusu 0 artı 2 bölü 2'den 1. 2'ye 1 noktası bulduk. Şimdi eğim lazım bana. A eğimler çarpma eksi 1 hocam. E o zaman şunun eğimini yazabiliriz. M1 dediğimiz şey şu 2 nokta belli ya. Y'ler farkı 2 eksi 0 bölü x'ler farkı. 1 eksi 3'den 2 bölü kaç yaptı? Eksi 2 yapar. O da eksi 1 yapar. Evet burayı eksi 1 bulduk. Sonra Eğim belli. Şu. Bunun eğimi belli yalnız. Eksi 1. Eğimler çarpı eksi 1 olacak ya. Bunun eğimi eksi 1 ise çarpımın eksi 1 olması için M2 doğrusunda 1 mi yapacak? Evet. Eğim 1 yapacak. Noktamız da bu. Hani neydi? M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazılıyordu ya. M dediğimiz 1. 1 çarpı x eksi noktadaki x yani 2 eşittir y eksi noktadaki y yani 1. Buradan x eksi 2 eşittir y eksi 1'den Y'yi yalnız bırakmışlar hep şıklarda. O zaman buradan ne geliyor? X eksi 1 eşittir Y. Y eşittir. X eksi 1'i arayacağım. O da şıklarda B şıkkında. Yani cevap balık yaptı. 6. soruda. Geldik 7'ye. Analitik düzlemde Y eşittir 2 X eksi 5 doğrusunun orijine en yakın noktasının koordinatları. Arkadaşlar bir doğru var elimde. Yine soruyu yorumlamak için basit bir şekilde çiziyorum. 2 X eksi 5. Orijine en yakın noktası nedir? Hop dik olduğu nokta olmuyor muydu? İşte bizden burası isteniyor. Burayı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere şu hocam bu doğrunun eğimini bulup Şimdi bunun eğimi kaç? 2. M1 2 ise M2 ne olacak? Hocam dik kesiyor. Ters çevirip eksiyle çarpmış. Eğimler çarpı eksi 1 olacak ya. Eksi 1 bölü 2. Heh. Bundan sonrasında ne yaparsın? 2 yolun var. İlk yolu bana, sana söylüyorum. Hocam ayın belli nokta belli doğru denklemini yazarım. Sonra bu doğru denklemiyle bu doğru denklemin kesim noktasını bulurum. Birinci yol bu. İkinci yolda buradaki noktaya rastgele bir a virgül işte burası x virgül y ya x virgül y de, x, hani x virgül y de daha rahat olur. x virgül y de x virgül y'den hangisini böyle x cins yani y'yi x cinsinden mi yazacağız ya da x y cinsinden mi yazacağız? Burada hangisi kolay yazılıyorsa. Zaten y eşittir 2x eksi 5 dememiş mi? Evet. Hani x kolay olsaydı x'i yalnız bırakırdık. Y yerine ne yazacağız? 2x eksi 5. Evet x virgül 2x eksi 5 yazacağım. İşte benden buradaki nokta isteniyor dostlar. E şimdi ben bunun neyimi de buldum? Y'ler farkı yani 2x eksi 5 eksi 0 bölü. X'ler farkı x eksi 0 eşittir. Eksi 1 bölü 2 olacak. E buradan eksi Bununla bunu çarptım. 4 x eksi 20 değil 10 yapıyor pardon. Eşittir. Eksi 1 ile de bunu çarpıyorum. Eksi x. Buradan 5 x eşittir. 10'dan x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Evet bizden ne isteniyor? En yakın noktasının koordinatları toplamı isteniyor. x yerine 2 yazdığımızda 2'ye 2 yazdığımda 2 kere 2 4 eksi 5 eksi 1 noktası yapıyor. Burada 2 ile eksi 1'in toplamı isteniyor bizden. Ve cevapta böylelikle ne çıkar? 1 çıkar. Güzel bir soru. Dikkat edin. 7. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Bu tekniği biz noktanın doğruya göre simetriğinde de kullanıyorduk. Burayı bulduktan sonra da simetriği olan noktayı da kolay bir şekilde buluyorduk hatırlarsan. Evet 7. soru Akçay. Noktanın doğruya göre simetriğini anlattık mı? Anlattık galiba. Evet 8'e geldik. Bu doğrulardan D1 ve D2 A noktasında D2 ve D3 B noktasında D1 ve D3 C noktasında kesiyor. ABC noktaları oluşan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları. Arkadaşlar D1 ile d 2 ortak çözüm yapalım. Şimdi A noktasını bulacağım. 2x artı y eksi 12 eşit 0 ile x eksi 2y artı 4 eşit 0 ortak çözüm yapacağım. E kafadan yapalım biraz. Hocam ben bunu ne ile çarpayım? Y'leri yok edeyim. Yukarı 2 ile çarp taraf tarafı toplayayım. 4x yaptı. X yaptı. 5x. 2 y'ler gitti. Eksi 24 artı 4 eksi 20 yapar. Değil mi? Eşit 0'dan. X'i kaç buluruz? 4 buluruz x yerine 4 yazdığında bir tanesinde hocam 4 eksi 2y artı 4 eşit 0'dan y de kaç geliyor o zaman sanırım 4 geliyor. Evet a noktasını kaç bulduk o zaman d1 ve d2 a noktasını veriyordu. x 4 y'si de 4 4,4 4 bulduk tamam bunu bulduk. Şimdi gelelim öbürüne d1 ve d2 ve d3 b'yi veriyormuş şu ikisi. Hocam o da x eksi 2y artı 4 eşit 0. Bu da x artı y artı 7 eşit 0. Hop Hocam ben bunu direkt 2 ile çarp şey yapabilirim. Ya da eksi ile çarp taraf tarafa toplayabilirim. Hocam x'ler gidiyor. Eksi 2 y eksi, ikiye, eksi y yapıyor eksi ile çarptığında. Eksi 3 y. Hocam burası eksi 7 artı 4. Eksi 3 yaptı. Eşit sıfırdan. X buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Pardon. Buradan y geldi. Y eksi 1 geldi. Herhangi bir tanesinde y yerine eksi 1 yaz. X eksi 1. Y yerine eksi 1 yazdım. Artı 7 eşit sıfırdan. O zaman x ne geldi arkadaşım? Burası kaç yapıyor? Artı 6 yapıyor. Öbür tarafa yapınca eksi 6 geliyor. Yani B noktası da o zaman eksi 6'ya eksi 1 noktası yapar. Hadi gel C noktasını bulalım seninle birlikte. C noktası da D1 ile D3 değil mi? Hocam D1 ile D3'ü yazalım. 2x artı y eksi 12 eşit 0. Ee, öbürü de x artı y artı 7 eşit 0. Eksi ile çarptı. tarafa toplarsam y'ler gidiyor. Buradan x geldi y'ler gitti. Eksi 19 mu yaptı burası? Eşit 0'dan x 19 geldi. Herhangi bir tanesinde x yerine 19 yazalım. 19 artı y artı 7 eşit sıfırdan. Y de ne geliyor o zaman? Y de 19 7 daha 26. Öbür tarafa eksi 26 diye geçer. O zaman C noktası da kaç yaptı? 19'a eksi 26 yapar. Şimdi B belli, C belli. Bizden ağırlık merkezi koordinatları isteniyor. Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Yani 4 artı eksi 6 yazayım. 4 artı eksi 6 artı 19 bölü 3'e öbürü ordinatlar toplamı 4 4 artı eksi 1 artı eksi 26 değil mi? Şurada ya yazamıyorum arkadaşlar. Eksi 1 ile eksi 26'nın toplamı da eksi 27 diyeyim bari. Eksi 27 bölü kaç? 3. Arkadaş burası kaç çıktı? Şurası eksi 2. Ee, burası 17 bölü 3 çıkıyor? Evet 17 bölü 3 çıkıyor. Burası kaç çıkıyor? Eksi 23 bölü 3 çıkıyor. Bunları toplarsam kaç çıkıyor? Ee, 3 buradan 3 buradan. Alt, eksi 6 bölü 3 çıkıyor. Bu ikisinin toplamı. Yani 17 bölü 3. 17 bölü 3. Artı eksi 23. Yazamadım gittim be. Bölü 3. Topladığım zaman eksi 6 bölü 3 geldi. Eksi 6 bölü 3 de nedir? Eksi 2'ye eşittir. 8. soru. Sadece işlem kalabalığı. Başka da bir şey yok. Evet 8. soruyu böylelikle ne bulduk? Balıkesir bulduk. Geldik 9'a. Yukarıda verilen analitik düzlemde ABCD karesinin A köşesinin koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor. Evet şimdi eksenleri kestiği yerleri bulalım arkadaşlar. Analitik düzlemde bir doğru çizilmişse eksenleri kestiği yerler bulunur. X yerine 0 yazdığımız an 2Y eksi 12 eşit 0 ya 2Y buradan 12 gelir. Y de buradan 6 gelir. Y'si 6 geldi burada. Ee, bir de y ye yerine 0 yazalım. Y ye yerine 0 yazdığımız zaman x eksi 12 eşit 0 ya x de böylelikle 12 geldi. x ekseni kestiği yerde 12. Yani burası 12 burası 6. Hocam burada dik var. E, burası da dik. Çünkü bunun uzantısı bu. Dikten dik çizilmiş öklit. Ben buraya bir a dersem 6'nın karesi eşittir. a çarpı 12'den 36 bölü 12'den a'yı 3 buluruz. a 3 çıktı. E, sonra benden bu noktanın koordinatları isteniyor. Eksenler olan uzaklarına bakacağım. E, bu şekil burada karıştırıyor. O zaman bir alfa beta'ya dalacağız. Alfa beta alfa beta'ya dalınca bu bir kare değil mi? Evet. E ee, burada ne çıktı o zaman? Bir benzerlik çıktı. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen çıktı. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 6'yı yazarız. Evet bizden ne isteniyor? A köşesinin koordinatları. Burası 9 birim solda. Eksi 9'a 3 birim yukarıda. 3 noktası yapar. Koordinatları çarpımı. Eksi 9 çarpı 3 de eksi 27 yapar. Yani cevap böylelikle Akçay yaptı 9. soruda. Geldik 10. soruya. 10. soruda da arkadaşım. Şimdi D2 ile D3 paralel bunlar da dik verilmiş. Şurası 4 birim verilmiş. Burası da ne verilmiş arkadaşım? Paralel ya. Burası da 90 o zaman yöndeşlikten dolayı. Ben burada ABC üçgenin alanı soruluyor bana. ABC. Ha, dikkat et. Ne güzel bir şey ya. Ay. Böyle eksenleri kestiği yerleri yazabilirsin ama şurada y ekseni kestiği yer yok ya. Şunun eğimine bakar mısın? M1 dediğim x'in katsayısı eksi 1. O tanıdık. Tanjant alfa eksi 1 ise 45 de 1'di. O zaman eksi 1 nerede? 135'te. O zaman burada kaçı? 135 derece. Hocam burası 45 derece yapar. E 45 90 burası da 45 yapar. E hocam 90 burası. Burası da 45. E burası da 45. E burası da 90. Burası da 45 mi yapar? Evet. 4 burada. 4 burada. O zaman burası da 4 yaptı. İşte bizden bu alan isteniliyor. Tabanımız 8 yaptı. Yüksekliğimiz 4 yaptı. Alan dediğimiz şey çok basit. 8 çarpı 4 bölü 2. 32 bölü 2'den cevap 16'ya eşit olur. 10. soru C an yani oldu. Geldik 11. soruya. 11. soruda da yukarıda verilen analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları D noktasında kesilmektedir. Hop hop. Bunlar D noktasında kesiyorlarmış. O ADC alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar nereyi bulmam lazım? Kesim noktasını bulmam lazım. Şimdi burada bu x eksenini taban olarak şurayı bulursam olay bitti. x eksenini kestiği yerleri bulalım. y yerine 0 yazarsam 2 x 20 x 10 yapar. d1'de x 10 yaptı. x eksenini kestiği yer. Sonra burada da y yerine 0 yazarsam x de 15 mi yaptı? Evet burası da 15 yaptı. Taban belli mi? Belli. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam şuradaki yüksekliği bulacağım. Yani buradaki noktaya ben x y noktası dersem burası ordinatı yapmıyor mu? y burası olduğundan. Evet. Yani kesim noktasındaki ordinatı bulacağım arkadaşlar. Hadi bakalım kesim noktasında o ordinatı bulayım. Ordinatı bulmak için ne yapacağım? X'leri yok edeceğim. Yani ben burayı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam. 2x ile eksi 2x gitti 0 yaptı. Y eksi 6y eksi 5y yaptı. Ondan sonra eksi 20 ile de artı 30 yaptı burası. O zaman eksi 20 ile artı 30'un toplamı artı 10 yapar. Eşi 0 olduğundan y de buradan 2 geldi. E, y 2 ise alan dediğimiz kısım çok basit. Taban ve yükseklik belli. 5 çarpı 2 bölü 2. O alan istenilmiyormuş benden. O ADC D C, dörtgenin alanı isteniyormuş. Tamam tamam. Sarı bölgenin alanını bulmam gerekiyor zaten. Alan ne oldu? 5 çarpı 2 bölü 2'ye eşit oldu. 5'e eşit oldu. E hocam sarı bölgenin alanı yazdık ama bizden bu bölgenin alanı isteniyor. O da basit. Büyük dik üçgenin alanından burası 15 hocam. Y eksenini kestiği yerde lazım D2 doğrusunda. Y eksenini kestiği yeri bulmak için x yerine 0 yazalım. X yerine 0 yazdığım zaman Bak burada x yerine 0 yazdığım zaman şu d2'de 3y eksi 15 eşit 0 ya y'yi de buradan kaç buluruz? 3y 15 ise y'yi de 5 buluruz. E o zaman olay basit. Dik üçgenin alanından şuradaki bölgenin alanı çıkartacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Boşuna işlem yapmamışız yani doğru. Yani 5 çarpı 15 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Şu üçgenin alanı 5 çarpı 2 bölü 2 yani 5 alanı çıkartacağım. Bu kaç yaptı? 75 yaptı değil mi? 75 bölü 2. Hocam 37, 74, 37 buçuk. 37 buçuk eksi 5 yapar burası. Bu da 32 buçuk mu yapar? Evet. Cevap böylelikle 11. soruda Cihan yaptı. Geldik 12. soruya. Yukarıda analitik düzlemde eş dikdörtgenler. Bak eş dikdörtgenlerle genelde bir kenar uzunlukları böyle veriliyordu. Ama burada verilmiş mi? Verilmemiş. Ha oran verilmiş ha burada. Burası K iken burası 2K verilmiş. Şöyle yo DC uzunluğuna 2K yazarsan BC uzunluğu K oldu. BC K DC 2K. Arkadaş eş yapılar ya kısa kenar K. Bak yazınca uzun kenarda 4K çıktı. Süper. Şimdi uzun kenar burası K. Uzun kenar 4K ya buraya 3K kaldı. Bizden eğimleri çarpma isteniyor. Uzun kenar 4 kyı yazdım. Kısa kenar K uzun kenar 4K olduğundan buraya da 3K kaldı. Şimdi aslında D1 doğrusunun eğimi x ekseniyle yaptığı açının tanjantı ama yöndeşitten dolayı burası da alfa yapıyor. Yani sen buradaki üçgenden eğimini bulabilirsin. M1 neye eşit oluyor? Sağ yatık. Sıkıntı yok. 3 bölü 4'e eşit oluyor. 3 bölü 4. Tanjant alfadan dolayı. Peki M2? M2'yi de bulurken bu açının tanjantı lazım bana ama yöndeşitten dolayı burası beta yapıyor. Beta'ya ait dik üçgen burada. O da 1 bölü 4 değil mi? Evet. M2 dediğimde 1 bölü 4 yaptı. Süper. Eğimleri çarpma isteniyor. Yani 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün çarpma isteniyor. Dur. Sola yatık hocam bu. O yüzden burası eksi 1 bölü 4 olmalıydı. Dikkat. Hadi ben dikkatsin de. Siz niye dikkatsizsiniz kardeşim? E o zaman ne yapıyor burası? Eksi 3 bölü 16 mı yapıyor? Evet cevap böylelikle akşay çıktı. 12. soruda. Ve geldik bu testin son sorusuna. Aşağıda bir geminin O noktasından başlayan rotası verilmiştir. Gemi A noktasına geldiğinde Fırtına başlamış ve haritaya göre rotasının eğimini 0,5 birim arttırarak. Bunun eğimi kaç? Hocam tanjant alfa. Hop 3 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç yaptı burası? 3 bölü 6. İlk önce M1'i yazalım. M1 dediğim 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Tamam. Yani bu 0,5 değil mi? Evet. Bunun eğimi 0,5. Şimdi ne oluyormuş? 0,5 arttırarak. Sen buna 0,5 arttırdığın zaman kaç yapıyor? 1 mi yapıyor burası? Aynen öyle. Eğimi 1 olacak şekilde devam edecekmiş bundan sonrasında. Eğim 1. 1 bölü 1. Şöyle şöyle devam edecek. Şimdi devam etmiştir. Gemi fırtınadan sonra 3 kök 2 birim yol almış. Arkadaş burası birim kareler değil mi? Değil mi? Evet şu birim kareler değil mi? Dur bakayım. Evet. E tamam. 1 1 kök 2 burası. Burası da 1 1 kök 2. Burası da 1 1 kök 2. Yani buraya mı denk gelecek? Evet. Buna göre geminin battığı nokta sonra kayaya çarpmış ve batmış. E buna göre geminin battığı noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığı. Arkadaş bizden şu isteniyor. Hop şu uzunluk isteniyor. E ister Pisagor bağıntısından yap. istersen 6, 7, 8, 9. Hocam şurası 9 de. Bak 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 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 de. Hocam burası 9'a 6 noktası yaptı. 2 nokta arasındaki uzaktan bul. Ya da dik üçgen hocam burası. Direkt burası e, n diyeyim mesela n kare eşittir 6'nın karesi artı 9'un karesinden de sonuca ulaşırız. Ama ben bunu kısa yoldan yaparım. Bu 3'ün 3 katı burası da 3'ün 2 katı n dediğimizde 3'ün kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıyla toplamı şeklinde daha kısa bir şekilde yazıyordum. 9 artı 4 yani n'i buradan 3 kök 13 diye buluruz. İstersen 2 nokta arasındaki uzaktan bul. O nokta da 0'a 0 noktası. Ama ben daha kolay yoldan bulacağım tabii ki. Hala hazırda dik üçgen var. 9 ve 6'lık dik üçgenden sonuca ulaşırım. Yani cevap böylelikle 3 kök 13 denizli çıktı arkadaşlar? Çıktı. Evet. Şurada sanki ben birim kareler yazılmış diye baktım ama değil. E, 0,5 birim. En azından burada birim yazılmış. E, burada birim kareler üzerine gösterilmiştir. Denilseydi daha iyi olacaktı sanki ama ama anlaşılıyor burada. Birim kareler çizilmiş ya. Anlaşılıyor. Sıkıntı yok. Evet 13. soruyu böylelikle bulduk ve bu olayı bitirdik. Test 3 bitti değil mi? Sırada test 4 var. O zaman bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.